Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün öyle güzel bir börek yapacağız ki anlatamam size. Çıtır çıtır mis gibi simit börek yapıyoruz. İki yufka kullanacağız. Bu iki yufkayı önce ikiye düzgün bir şekilde, arkasından da bu kestiğimiz yerden yine tekrar ikiye bölüyoruz. Düzelterek yapmaya çalışıyorum. Eşit olması önemli. Bunu da üstüne koydum. Bu kadar. Yarım kalan diğer yufkaya da aynı işlemi uygulayalım. Yine ortadan ikiye kesiyoruz. Üst üste koyuyoruz ve tekrar aynı şekilde ortadan tekrar kesip bitiriyoruz. Ben peynir kullandım bunda. İsterseniz patates de kullanabilirsiniz. Kıyma kullanabilirsiniz. Önemli olan bunun sosu. Sosu çok güzel oluyor. Peyniri de evdeki bulunan peynirlerden. Kaşar peynir, normal beyaz peynir, biraz köy peyniri vardı. Ondan ilave ettim. Maydanoz doğradım. Yine aynı şekilde katlıyoruz. Gördüğünüz gibi uçlarının da açılmaması için suya batırıyorum. Şimdi burada 3 çorba kaşığı da yoğurt kullandım. Ev yoğurdu. İsterseniz marketten aldığınız bir yoğurdu olabilir. İyice çırpalım. Pürüzsüz olması, üzerinde kalmaması için önemli. Bir kaşık, işte burada sihirli malzememiz geldi. Pekmezimizi koyduk. Zeytinyağını da ilave ediyoruz. Yarım çay bardağı kadar. Bir çorba kaşığı da pekmez kullandım. Zeytinyağı da yarım çay bardağı kadar koydum. Suyun miktarını ölçerek yapacağız. Bakın, güzel bir karamel kıvamında oldu, renginde oldu. Rengi muhteşem zaten. Önce bu sosumuza bandırıyoruz. Arkasından da susama. Her tarafını bandıralım. Çevirelim içerisinde. Bu çatalla da olabilir. Önemli olan burada sosunu biraz süzdürmeniz. Çünkü susamlara çok iyi yapışmadığını fark ettim. Daha sonra o kalan susamları da üzerine sürdüm kaşıkla. Dökmedim, yani ziyan etmedim. Sos çok az kaldı. Birazcık daha fazla tutabilirmişim. 200 derecelik fırında, bakın, nar gibi kızardı. Muhteşem. Şimdi sesini de duyacaksınız. Çıtır çıtır. Çok lezzetli oldu, inanın. Ben de ilk defa yaptım. Denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli oldu. Eğer simit seviyorsanız, susam seviyorsanız bu tarif tam size göre. Herkese kolay gelsin. Sevgiler.